Güvenlik güçlerine yönelik saldırılarına günlerdir ara vermeyen terör örgütü bu defa bir komutana hedef aldı. O da binbaşı Aslan Kulaksız'dı. Muş'ta Malazgirt ilçe jandarma komutanlığı görevini yürüten binbaşı Aslan Kulaksız, akşam eşi ve çocuğuyla birlikte bir arkadaş ziyaretinden döndüğü sırada takibe alındı. Binbaşı Kulaksız'ın aracı ilçe mezarlığına yaklaştığı sırada o hain saldırı gerçekleşti. Yanına yanaşan bir otomobilden Kulaksız ve ailesine ateş edildi. Nasıl oldu? Siyah bir araba ateş etti, hemen kaçtı gitti yukarıya doğru. Komutan içinde miydi arabanın yoksa dışında mıydı? İçerideydi. Ha, yanından geçerken mi ateş etti? Siyah bir otomobil değil mi? Binbaşı Kulaksız saldırıda ağır yaralandı. Eşi Sibel Kulaksız kolundan vuruldu. Kızı ise yara almadı. Yaralı çift olay yerindeki müdahalenin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Binbaşı Arslan Kulaksız için Muş'tan Skorsky helikopterle doktor getirildi. Fakat ameliyatta birkaç kez duran kalbi daha fazla dayanamadı. Aslan komutan saat 22.30'da şehit düştü. Saldırı sonrasında kent çapında kırmızı alarm verildi. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Malazgirt'i didik didik arayan polis, binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği yere 100 metre mesafede siyah bir otomobilde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit haberi memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesindeki baba ocağına ateş düşürdü. Orta Ova köyüne gelen komutanlarla görüşen akrabalarının isteği üzerine acı haber anne ve babasına gece verilmedi. Bu onların hakkı. Yani tabii ki hakkı ama şimdi siz de şöyle düşünün ki bu adamlar yani 80 yaş üzerinde insanlar ve şu anda böyle bir şey kaldırabilecek durumda değiller. Akrabası kimler var? Ya ben akrabasıyım yani. Hepsi, ikisinde rahatsızlığı var, şekeri de var, kalbi de var, her şey var. Sonuçta 80 yaşında insanlar yani. 80 yaşında üzerinde insanlardan bahsediyoruz. Binbaşının şehadeti sadece şehidin emekli polis memuru abine ve ablası Emine Şallı'ya iletildi. Onlar da fenalık geçirdi. Şehit binbaşı çok zor şartlarda okumuş, binbir çabayla bu seviyeye gelmişti. Ailesinin ikinci şehidiydi. Yıllar önce de ağabeyi bir maden kazasında can vermişti. Bizim arkadaşımız kendisi aynı zamanda çok zor şartlarda okudu, bu mertebeye ulaştı. 90, yanılmıyorsam 90'lı yıllardaydı. Abisinin birisi şeyde şehit oldu, Grizo patlamasında. Çeltek maden şehidi. Aslanım,